Giresun Spor'a dair her şey bu kanalda. Murat Ümit Uzun kanalına abone olmadıysanız lütfen abone olun. Arkadaşlar merhabalar. Bugün yanımızda çok özel ve çok değerli bir konuğumuz var. Giresun Belediye Başkanı Sayın Aytekin Şenlikoğlu ile beraberiz. Bugün Giresun Spor'u ve Giresun'un sporunu konuşacağız. Başkanım öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Bütün izleyenlere selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Başkanım şimdi Giresun Spor'u konuşacağız ama Giresun Spor'a değinmeden önce bildiğiniz üzere güneş bebeğimiz vardı, melek oldu. Yine SMA tip 1 hastası Fatma Zehra kızımız var. Baba Giresunlu, anne Trabzonlu bir kızımız, ailesi. Fatma Zehra SMA tip 1 hastası 19 aylık. Kampanyası şu anda %23'te tedavi için 2 aylık gibi kısa bir dönemi var. Halkımızın bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Şu anda 12 kilo, 13,5 kilo olmaması lazım başkanım. Bizler de elimizden geldiğince arka planda Fatma evet. Zehra'mızın sesi olmaya çalışıyoruz başkanım. Evet, bu tür hastalarımız, çocuklarımız tabii ciddi bir hastalıkla karşı karşıyalar. Tabii ilk etapta güneş bebeğimiz aklımıza evet. geliyor. Allah rahmet etsin. Gerçekten Giresunlu, Giresun dışından birçok insan ciddi bir destek verdi ama kaderi böyleymiş tabii çocuğun. Hani gerçekten de dünya meleğiydi. Evet. Artık ahiret meleği şeklinde dönüştü. Tabii yeni hastalarımız var. Fatma Zehra kızımızı da ben onu da takip ediyoruz bir taraftan. İnşallah onunla alakalı da bir ciddi bir destek olacaktır diye düşünüyorum. İnşallah. Esasen Sağlık Bakanlığımız, devletimiz bu tedavi, istenilen tedavinin dışındaki bütün tedavileri zaten karşılıyor. Yani bununla alakalı çok ciddi çalışmalar var. Ciddi bir maliyeti de varmış onu. Çok daha fazla maliyeti var. Bir de dolar arttıkça başkanım onda da endeksli. Bu şeyle alakalı da yani yapılan işle alakalı da ciddi manada bir geçmişinden de Sağlık Bakanlığı'nın ciddi destekleri oluyor. Evet. Şeyleri var. Ama inşallah yani Güneş Bebek'teki gibi kızımıza da ciddi bir destek toplanır diye düşünüyorum. İnşallah başkanım. Bizler de dediğimiz gibi halkımızdan bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz. Umarım bu tedavi sürecindeki kampanyada %100 olur diyerekten başkanım sorularıma başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle bana çok soru geldi başkanım bununla alakalı. Sizle zaten röportaj yapacağımız zaman çok fazla soru geldi. Ben bunlardan bir kısmını ayırdım. Öncelikli olarak başkanım ilk sorumuz basket takımıyla başlamak istiyorum. Yeşil Giresun Belediye erkek basketbol takımından bahsetmek istiyorum. Çok fazla soran oldu. Başkanlığa geldikten sonra başkanım bu takımı devam ettirmeyi düşündünüz mü? Yoksa borçlardan dolayı farklı bir yol alarak zaten şu anda Giresun Belediye Gençlik evet. Bayan takımını kuruldu. Siz de bunda çok büyük öncülük oldunuz başkanım. Ona da değineceğiz ama öncelik olarak Yeşil Giresun Belediye basket takımını konuşmak istiyorum başkanım. Şimdi bununla alakalı tabii arkadaşlarımız gidip geldiler yanımıza ama bizim Yeşil Giresun Belediye takımıyla ilgili organik bir bağımız yok normalde. Evet. Tabii Giresun'da bir basket takımının olması güzel bir şey ama Yeşil Giresun Belediyesi takımının çok ciddi borçları vardı. Bu borçlarla alakalı belediyemizin de zaten bunu alıp yürütme ekonomik imkanı yok. Onunla alakalı tabii süreç zaten bize gelmeden sonlanmıştı yani. Sizin yapabileceğiniz bir şey yoktu değil mi? Yapabileceğimiz, başkanım? Ekonomik olarak yapabileceğimiz herhangi bir şey yoktu. Onun için bu duruma giremedik ama biz Giresun Belediyesi basket takımı, kadın basket takımımız evet. var bir tane. O amatör ligde şu anda. Onunla alakalı arkadaşlarımıza gerekli desteği veriyoruz. Tabii ekonomik şartlar sebebiyle de böyle çok büyük bir takımı belediye olarak ligde taşıyabilecek durumda değiliz. Onun için bu şartları da hesap ederek ama bir taraftan da basket ve basket sevgisini de çok canlı ve diri tutmak için de böyle bir desteğimiz var ya. Yani. Başkanım bu takım nasıl kuruldu? Hedeflerimiz neler? Çünkü geçtiğimiz haftalarda Ankara maçı oynadık. Kadın basketbol takımımız. Seyirciler de yavaş yavaş o salonu doldurmaya başlıyor. Evet. Şimdi biraz yavaş yavaş o ilgi ve alakayı görüyoruz. Çok da iyi başladı evet. arkadaşlarımız. Geçen haftaki maç öncesindeki maçlarımızı aldık. Ama tabii zaman zaman böyle sekteye uğrayabilirler ama şu anda çok iyi evet. gidiyoruz. İnşallah hedefimiz tutacak ve ligde şampiyon olarak bir üst lige çıkacağız.
Tabii burada Salim Hoca'nın çok ciddi bir Salim desteği Tarsta var. hocamız, evet. Tabii diğer hocalarımızın ciddi katkıları var. Biz de elimizden geldiğince desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Seyircilerimiz de yavaş yavaş o salonu dolduracaklardır Doldururlar. maksimum. Çünkü baskete şehrimize bir ilgi alaka var. Yavaş yavaş o ilgi ve alakayı da biraz daha böyle canlandırmış olacağız. İnşallah başkanım. Şimdi başkanım şöyle bir projeniz vardı. Gençleri spora yönlendirmek amaçlı başlatmış olduğunuz her mahalleye Evet, bir evet, evet. spor projeniz vardı. Spor sahası projeniz vardı. Bu projeden biraz bahsedelim başkanım. Şöyle söyleyelim, şu anda mevcut spor sahalarımızı, semt sahalarımızı bir kere şartlarını daha iyi hale getirdik, düzenledik. Bunların dışında yaklaşık 4 civarında futbol, basketbol, efendim ve tenis kortu gibi içerisinde sahaları bulunan Evet. sahalar imal etmeye başladık. Yaklaşık 4 mahallemizde. Aksu Mahallesi var başkanım bildiğim. Aksu var, Teyyardüzü'nde var, Güre tarafında var, yine Çıtakkale tarafında var. Tabii bir de şimdi bu sene içerisinde inşallah planlamasını yaptık. Hemen sanayinin karşısındaki eski çöp alanımız üzerinde yaklaşık 10 tane sahadan oluşan, 10 sağ. içerisinde futbol, basketbol, voleybol, tenis kortlarından oluşan ciddi bir spor kompleksi inşaatımız olacak inşallah. Onunla birlikte tabii devam eden diğer sahalarımız da var. Spor Toto'nun da bu anlamda ciddi bir desteği var bize. Onunla alakalı istiyoruz ki semt sahalarıyla gençlerimize, çocuklarımıza böyle spor yapabilecekleri güzel nadide alanlar oluşturalım. O bölgelerde bir spor imkanı sağlayalım. Tabii bu sürecimiz bizim uzun süredir devam ediyor. Şartlarımız böyle el verdikçe bunu artırarak devam edeceğiz. Başkanım çok önemli bir proje bu. Yanlış hatırlamıyorum, bilmiyorum. Seyircilerimiz de bizi düzelsin ama bu proje Karadeniz bölgesinde var mı yok diye hatırlıyorum ama başkanım. Bu şöyle, tabii ki semt sahalarıyla alakalı çalışmalar vardır diğer taraflarda da ama bizim Tenis, bilhassa basketbol ve tabii yanılmaması. o spor kompleksi şeklinde oluşan projelerimiz de çok fazla yok. Evet. Yani bizim biraz da şehrimize özel de yapmak istediğimiz çalışmalar onlar. İstiyoruz ki her mahallemizde en azından birkaç tane böyle spor yapabilecek alanlar oluşsun. Bu Giresun Belediyesi'nin farklılığını da gösteriyor aslında Tabii, tabii, başkanım. tabii. Peki başkanım, bu soru bana fazlasıyla yorumlarda da geldi. Bu akşam bildiğiniz üzere Altay maçımız var. Evet. İlçe belediyeleri de çağrıya, Hakan başkanımızın çağrısına kayıtsız kalmadı. Evet. Araçlar kaldırdı. Siz de bugün belediye otobüslerinin saat 18'den sonra ücretsiz olduğunu stada bir Bunu diğer gördüm. maçlarımızda da yaptık. Onu, Yani sadece evet. bunda yapmıyoruz. Diğer maçlarımızda da yaptık. Tabii şöyle, aslında çok daha fazla ilgi görür maçlarımız. Ama pandemi sebebiyle insanlarımızda muhtemelen bir tedirginlik var. O tedirginliğin de vermiş olduğu etkiyle stadımızı tam doldurmamıştık. Ama bundan sonra ben inanıyorum fikstürün de gelişimi, Giresunspor'un artık gerçek durumunu göstermeye başlamış olması stadyumu dolduracaktır diye düşünüyorum. Şehrimizde bu ilgi ve alaka Giresunspor'a karşı hiçbir zaman ölmedi yani. O capcanlı duruyor. Ve Giresunspor belki tarihinde de istisnai şeyler yaşıyor. Yani onun için bu akşamki Altay maçından çok umutluyuz. Gerçi bunu yayınladığınız zaman maç sonuçlanmış olacak ama Onu Altay maçına değineceğiz. istersen bir skor tahmini yapmayayım ben. Ona değineceğiz. Altay Ha? maçına değineceğiz başkanım. Değinelim mi? Altay maçına Ha. ilerleyen sorularımıza Peki. değineceğiz. Şunu Ama o soracağım. zaman özür dilerim. Şimdi o Estağfurullah zaman başkanım. geçmiş maçlardan da bahsedelim. Yani şimdi bu anlamda da Giresunspor'umuz gerçekten çok iyi gidiyor. Yani çok iyi bir takım oldular. Ama benim gördüğüm şu, fikstürümüz çok kötü başladı. Giresun'a değineceğiz başkanım. Giresun'u Evet. ayrı bir parantez açacağız. Şimdi şöyle söyleyelim bu konuyu tamamlamak açısından başkanım. İlerleyen haftalarda belediye araçları yine çünkü vatandaşlarımız Tabii çok tabii fazla yani soru o tür soruyor. desteklerimiz olacaktır. Yani biz araçlarımızla maça gitmek isteyen arkadaşlarımıza bu tür destekler vereceğiz. Mesela o ilgi alakayı Evet. o Göre canlı onu tutalım. görebilmek Tabii başkanım şimdi. görsünler. Ciddi bir şeyimiz var çünkü. Taraftarlarımıza da ve seyircilerimize de buradan söyleyelim. Başkanımızdan birinci ağızdan o Kesinlikle. sözü aldık diyelim. Taraftarımıza sadece bu şekilde değil. Diğer yani takımla alakalı bütün konularda elimizden geldiğince destek verdik, vermeye de devam ediyoruz.
Başkanım şimdi Giresspor'a değinelim yavaş yavaş. Şimdi 44 yıl sonra Süper Evet. Lig'e çıktık. Siz de Tuzla'daydınız. Maçtan sonra hatta kısa bir röportaj da yaptık başkanım sizde. Şimdi hayatta olanlara uzun ömür dileyelim. Rahmetli olanlara da Allah'tan rahmet dileyelim. Nice belediye başkanları geldi geçti ama Süper Lig size nasip oldu başkanım. O akşam neler Evet. hissettiniz? Süper Lig dediğimiz gibi sizin döneminizde nasip oldu. O akşam bir öncelikle duygularınızı alalım başkanım Süper Lig'le Valla alakalı. dediğin gibi Muratçığım, şimdi çok istisna bir zaman dilimi yaşadık orada biz. Yani bu tabii bütün katkılarımız, bütün çalışmalarımız falan hepsini bir tarafa bırakalım. Önce nasip olacak tabii, Evet, yani bu evet. iş dediğin çok doğru. Nasip yoksa zaten yani ne kadar çalışırsan çalış, şartlar o işe el vermiyorsa o iş Olmuyor. gerçekleşmez. Ama bize nasip oldu, hamdolsun. Ve Giresunspor'umuzu Süper Lig'de gördük. Bu bizim için tarihi bir andı. Hele ki o son maçı, o Tuzla maçını unutma şansımız yok biliyorsunuz. Ben son maçlarda bilhassa birçok noktada iç sahadaki bütün maçları takip ettik ama son düzlükte de bütün dış sahada deplasmanı da takip etmeye çalıştık. Tabii bizim için istisna o anlara ya, yaşamak lazım Şimdi yani o Murat. akşamı şöyle O hatırlatalım akşam başkanım. O akşam pandemi yasakları vardı, sokağa çıkma yasağı evet. vardı. Biz de birçok zorluk yaşadık o stada Yani gelirken. evet. Yani öyle bir Yani dönemde. hem o stada gelirken hem efendim Giresun'a gelirken yani oradaki ilgi alaka. Şimdi o kamuoyunu o ilgi alakayı görünce aslında bütün bir şehrin Süper Lig'e ne kadar susadığını görmüş olduk. Giresunspor deyince tabii vatandaşımızda durum değişiyor biliyorsun. Başkanım şimdi İstanbul'da Evet. birçok taraftarlarımız yasağa rağmen statların Tabii tabii çok önündeydi. geldiler. Birçok kişi de Çok gelemedi. geldiler. Hatta bizi çok yani işte içeri girmek için zorladılar efendim, çok şey yaptılar. İşte nasip o da pandemiye denk geldi. Yoksa pandemiye denk gelmeseydi Yoksa da herhalde o stat fazlasıyla stat çok dolardı. çok farklı Şöyle olurdu. de bir şey vardı başkanım. O akşam dediğimiz gibi pandemi yasakları olmasına rağmen biz şimdi araçlarımızda gittiğimiz zaman her bir mahalleden Giresunlu çıkıyordu başkanım. Çıkar. Her bir mahalleden Giresunlu çıkıyordu. Bu da Giresunların aslında ne kadar kalabalık olduğunu gösteriyor başkanım. Tabii, yani gurbetçimiz de çok. Bilhassa gurbetteki insanımız da Giresunspor'a ayrı bir hassasiyet, ayrı bir ilgi gösteriyor. Onları da tabii memnun ediyor yani bu başarı, şehirlerini, kendi şehirlerini Süper Lig'de görmüş olmak olağanüstü bir şey. Şimdi düşünüyoruz, bakıyoruz şimdi hamdolsun iyi de gidiyor. Yani Evet. Giresunspor yani yarın öbür gün Avrupa'da oynama ihtimalim var. Yani İnşallah bu böyle hayal başkanım, edip de inşallah. konuşmadığımız, belki gündeme taşımadığımız şeylerdi ama şimdi bu önümüze geldi bu tür şeyler. İnşallah çok daha iyi noktalarda olacak yani, öyle görüyoruz. Başkanım şimdi gençlik döneminizde de sporun içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Evet. En unutamadığınız deplasman maçı diyeceğim. En unutamadığınız Giresunspor maçı hangisiydi başkanım? Ama spor derken şey değildim yani, Futbol değildi, futbol değil mi? oynamadım. Evet. Boks yaptım ben normalde. Kickbox mu? Yok, normal boks yaptım. Bu yönünüzü Tabii. de bilmeyenler olabilir başkanım. Onu kaç sene Ha, yaptınız? Onu evet. da Yani bir isterseniz 3-5 anlatın. sene tabii çok profesyonel değil, amatörce yapmış olduk aslında ama tabii boks yaptık. Ama futbol tabii her genç gibi bizde her zaman futbola olan bir ilgimiz vardı. Tabii bizim futbola olan ilgimiz profesyonel seviyede değil. Ben futbolla alakalı işte normal bir seyirci gibi ancak futbolu takip edip ondan anlarız ama tabii gerçek var. İş Giresunspor'a dönünce böyle biraz daha sanki çalışıyorsun. Akşam oturup ders çalışırmış gibi. Tabii, tabii başkanım. Yani çünkü başarılar gerçekten de tesadüf olmuyor. Evet. Yani biz de elimizden ne gelirse, ne tür katkıda bulunabilirsek, teknik anlamda belki bir şey bilmeyiz ama en azından manevi anlamda da elimizden geldiğince maddi anlamda da bütünüyle destek olmaya çalıştık. Tabii güzel bir yere geldi. Şimdi biraz önce dediğim gibi fikstürümüz kötü başladı. Evet. Çünkü güçlü takımlar ilk etapta geldi. Takımımız yeni. Tabii ki birçok sıkıntı üst üste geldi ama görüyoruz ki iyi takım kurulmuş. Takımımız çok iyi. Belki bir golcü eksiğimiz var gibi görünüyor. Tabii onu teknik ekip daha iyi değerlendirecektir.
Ama bu takımın benim gördüğüm kadarıyla yenemeyeceği bir takım yok yani şu anda. Başkan, ligin Yani. en çok koşan takımlarından bir tanesiniz. Kesinlikle. Trabzonspor'dan sonra da ligin en az gol yiyen takımlarından bir Bir tanesiniz. Yani tanesiyiz. lider olan takımdan bahsediyoruz. Bunlar çok önemli veriler aslında. Çünkü takım aslında takım sadece golle kendini göstermez Evet. normalde. Gol Yani yememekle de gösterir diğer başkan. tabii şeylere de bakmak lazım. Unsurlara da bakmak lazım. Buraya baktığımız zaman gerçekten elimizde iyi bir takım var. Süper Lig'e Mücadele yeni eden, çıkmış mücadeleci bir tabii. takım var Bir de başkanım. ben bakıyorum benim gördüğüm kadarıyla tabii. Takım birbirine ısınıyor. Evet. Biraz daha alıştı. Biraz daha takım olma havasına otururlar. Hocanın çok ciddi bir katkısı var. Ben Başkanımızın, gerçekten Hakan Başkan'ın. Hakan Başkan'ın da ciddi bir katkısı var. Yönetimdeki arkadaşlarımızın hepsinin. Ama ben Hakan Keleş hocamıza da ayrıca tebrik ediyorum tekrardan buradan. Yani ekibiyle beraber gerçekten canla başla böyle hani sakin ama kararlı Kararlı yürüyor. değil mi Kararlı başkanım? yürüyor. O açıdan iyi bir hoca yakaladık yani. Başkanım, Kendisini tebrik etmek lazım. şimdi bize deselerdi ki işte Murat Ümit Uzun İstanbul'a gideceksin. Beşiktaş'ta maç yapacaksın. Evet. Beşiktaş'ı 4-0 yeneceksin. Yani rüya desek İşte ancak tarih orada Murat. Bak onu yaşamak için ben gittiniz başkanım buradan tabii ona. maça Evet. gittim. Özellikle yani burada işlerimiz de olmasına rağmen o anı kaçırmak istemedim. İyi ki de gitmişsiniz Yani başkanım. şöyle beklentimiz de 4-0 değildi tabii ki ama Katılıyorum başkanım. yani Bir puana razıydık. o hayatımızda çok unutacağımız anlardan birisi değil. Bir şeyimiz daha vardı. Aslında Fenerbahçe maçını da alabilirdik belki. Alabilirdik başkanım. O iki Yani maça da öyle bir gitmiş birisi olarak. tabii onu alabilirdik. Nasip yani ama tabii tarihi bir an. Belki tabii Beşiktaş'ın da o dönemde çok şeydi çok iyi olmaması. Ama tabii her zaman önümüze gelen fırsatlar değil bunlar. Başkanım, Tek sıkıntımız evet. o dördüncü golü atmayacaktık yani. Ya o konu Ama o biraz konu biraz başkan, o konu tartışmalı mı biraz diyorsun? tartışılır. Şimdi ben yayında da söyledim. Şimdi Sivas maç. Şöyle özür dilerim. Estağfurullah Şimdi başkanım. tabii futbolcu arkadaşımız o konuda haksız değil. Adam Evet. o anda Ya karar vereceksin. Atacağın mı atmayacağın mı? Beşiktaş Ama rakibi. dışarıdan bakınca biz rahat görüyoruz. Tabii biz rahatız çünkü topa vuran da biz değiliz. Kurtaracak da biz değiliz. Ama atılmasaydı şöyle düşünüyoruz. Hoş Yani 3 olurdu. 3-0'dan sonra atılmasaydı. Şimdi 1-0 olur, 1-1 olur, bilmem 2-1 olur falan. O riske girilmez ama 3-0'dan sonra o risk alınabilirdi belki. O zaman da işte Giresunspor'un o centilmenliği ciddi bir şey yapardı yani Başkanım önümüzde. şöyle düşünmek lazım. Şimdi futbolcu psikolojisi saha içerisinde olan birisi olarak Tabii. Beşiktaş'a karşı top Tabii. oynuyorsun. Yani O da ayrı bir psikoloji. önünde bomboş bir kale var. Yani o onu Evet yani neyse onu düşünememiştir. düşünememiş de O olabilir onu tabii yani ona da düşünememiştir bir şey başkanım. Yani diyemiyoruz. önemli olan biz Beşiktaş gibi Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesini 4-0 yendik. Onun mutluluğunu da yaşıyoruz. Şöyle de Evet. bir totem yaptım başkanım ben. Beşiktaş maçı öncesinde Ayasofya'da dua ettik. Acaba diyorum onun da bir etkisi var mı? Şimdi Vardır. Galatasaray Dua maçında etmek lazım tabii aynı ki. totemi devam ettireceğim başkanım Allah izin verirse. Dua etmeye devam. Duanın her zaman bir etkisi vardır yani Muratçığım. Yani ama önce tabii çalışmak lazım. Tabii ki, tabii ki Yani başkanım. çalışmadan dua etsek de bir esprisi olmaz diye düşünüyorum. Yani spor kamuoyunda öyle bir skor beklenmiyordu. Dediğimiz gibi bunu futbolcu kardeşlerimiz, hocamızın, başkanımızın, yönetim kurulumuzun Aslında burada en çok spor kenetlenmesiyle. yorumcuları şaşırıyor değil mi? Yani ne oluyor ya Şöyle bir falan. şey var başkanım. Ben bunu hep ulusal kanaldaki abilerle de birebir görüştüğüm zaman Giresunspor'a bazen çok az yer veriliyor. Evet. Bazen de evet 5 dakika 10 dakika konuşuluyor işte takımın bu ligin en fazla koşan takımlarından bir tanesi. Ama o beklediğimiz şey yok başkanım. Hani İlgi. Giresunspor'un ilgi yok maalesef. Evet. O da nedendir bilinmez ama işte Giresunspor ilk Onu çok 44 o şöyle söyleyeyim. O ilgiyi biz oluşturacağız. işte evet. Nasıl oluşturacağız? Biz bu takım başarısının üzerine başarılar ekleyerek ister istemez o ilgi oluşacaktır yani. Onun için çok zorlamaya gerek yok. Zamanla mı olur diyorsun? Olacaktır yani. Merak etme. Sen o konuda biz takımımıza güveniyoruz. Yani bu takım her platformda konuşulacak bir takım. İnşallah başkanım. Yani bunu da zaten bir başaracak bir ekip var. O ekibe de güvenmekten başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Evet. Desteklemekten başka özellikle Evet. güvenmek ve desteklemek. Çünkü sizin de dediğiniz gibi başkanım hani kenetlenmek çok önemli. Kesinlikle. Yani Takım olmak lazım. O takım ruhunu da
yakalamamız lazım. Çünkü bizim geçen sene Süper Lig'e çıkan takımımız da böyleydi. Sağ olsun çocuklar. Bak onlara da burada şu Teşekkür anda edelim buradan. ayrılanlar var, Evet, onlara efendim hepsine gidenler teşekkür var. edelim. Hepsine teşekkür etmek lazım. Çocukların çünkü çok ciddi bir emeği var o Evet. arkadaşlarımızın. Şimdikiler de öyle bakıyorum ben. Şimdi ilk haftadaki takımla son haftalardaki takım arasında bir böyle bir kenetlenme var. O Çok fark var yani. takımdaşlık var başkan. Görüyorsunuz Takımlaştılar. değil mi Biraz siz de? onu hissediyorsunuz böyle. O bir ruh işte onu yakaladığı anda iş gidiyor. Yoksa aslında az çok herkesin futbol yeteneği var. Çalışıyorlar. Herkes bir emek veriyor, çalışıyor. Takım ruhunu Evet. yakalarsa şimdi takım olmak lazım gerçekten de. Onu yakalarsa o zaman önünde kimse durma şansı Başkanım, yok. inananların hep bir yerde olduğu zaman zafer mutlaka inananlarındır diye bir laf var Evet. ya. Mutlaka başarı geliyor başkanım. Dediğimiz gibi yani şöyle bir şey olması lazım. 7'den 70'e 10 yaşındaki çocuğun da 70 yaşındaki teyzemin de takım üzerindeki yoğunlaşması lazım. Bunu yan taraftaki komşumuz güzel yapıyor. Biz de zaman zaman başarıyoruz. Bunu inşallah devamlılığını sağlarsak bu ligde Olacaktır kalıcılığımız yani. devam eder başkanım. Giresun halkının yeni değil lig tecrübesi. Karadeniz'de benim bildiğim kadarıyla Süper Lig'e çıkan ilk takımımız biz zaten. Evet. Evet. Birincilikte oynayan. Evet. Bu anlamda bir de bizim hem futbol tarihimiz hem de spor tarihimiz çok ciddi bir tarihimiz var. Bakın. Yani Giresunspor'un ilk nüvesi Hilalspor diye bir kulübümüz var 1925 tarihli. O kulübümüzle yine ismini yanlış söylemek istemiyorum. Bir kulübümüz daha var. İki kulübün Birleşiyor. birleşmesinden Evet. Birleşiyorsun. 1967'de kuruluyor biliyorsunuz. Yani tarihimiz çok İlk geçmişe rengimiz yeşil beyaz değilmiş tabii. başkanım. Onu da söyleyelim Evet. izleyicilerimize. Ama tabii bu şunun için söylüyorum. Hani böyle sonradan oluşturulmuş bir takım değil. Şehrin kendi dinamikleriyle böyle bir amatör ruhuyla oluşturulmuş bir takım burası. Geçmiş olan bir takım Tabii başkanım. geçmiş olan bir takım. Diğer spor dallarında da böyle aslında. Çok ciddi bir spor tarihimiz var ya. Başkanım bu akşamki maça değinelim. Altay maçı. Yani. Aslında iki Altay özellikle biraz daha yaralı aslan diyebiliriz Altay için. Evet. Biz Evet. son haftalarda evet iyi bir çıkışımız vardı. Bunu Adana Demir maçında sona erdirdik 3 haftalık çıkışımızı. Onlar 18, 16. sıradalar. Biz 14. sıradayız. Bu akşamki maç için neler söylüyorsunuz başkanım? Neler düşünüyorsunuz? Valla Zor bir maç. Muratçığım ben teknik bir adam değilim. Yani teknik değerlendirme yapma şansım yok. Hangi takım hangi yönleriyle üstündür, hangisi efendim daha iyi gider falan diye bir şey söylemeye kalksam herhalde çok gerçekçi olmaz. Ama bir gerçek var ki o da biraz önce söylediğim gibi bizim havamızı yakaladığımız zaman yenemeyeceğimiz bir takım yok. Evet. Altay iyi bir takım. Biz geçen seneden de iyi biliyorum. Altay aslında beğendiğim de bir takım. Mustafa Deniz Altay hocaları. tabii şimdi Denizli ile beraber devam ediyorlar. Boş bir takım değil. Daha böyle şeyler ne derler? Daha hazırlıklılar yani. Biraz daha altyapıdan gelen bir takım olması hasebiyle Onlar da şöyle başkanım, şey değiller. transferler noktalarında Pinares gibi Şilili futbolcuları var Heh. etkili. Yani şeylerini bilmiyorum. Futbolcularını detaylı Süratli futbolcuları var, öyle söyleyeyim ama başkanım. benim Onları bildiğim en önemli özelliği amatörden altyapıdan yetişerek geliyor olması çoğunun. Ben buna özel bir önem veriyorum. Zaten altyapı değil mi belediye başkanım? olarak da altyapıya çok ciddi bir desteğimiz var. Altyapı bana göre hepsinden önemli. Yani şu anda Sadece Giresun'da Giresun için değil de Türk futbolunun kurtuluşu bu hepsi diyebiliriz için öyle. başkanım. Hepsi için Değil öyle. mi? Tüm şeyler adına yani ben bu anlamda bir fikrimi de söyleyeyim. Yani profesyonel spora verilen desteğin en azından %10'u 15'i altyapıya destek olarak dönse bunun futbol kalitesine çok ciddi bir katkı yapacağı kanaatindeyim. Onun için Altay'ı da bu anlamda ben tebrik ediyorum. Altay altyapıyla gelen bir takım ama Giresunspor'umuz da tabii altyapısına çok ciddi değer veren, önem veren bir takım. Bizim o anlamda yenemeyeceğimiz bir takım yok.
Skor söylemeyeyim ama Kazanırız başkanım. kazanan biz oluruz diye düşünüyorum yani. 1-0 olsun, bizim olsun diyelim Evet, başkanım. inşallah. Şöyle bir şey, istatistik olarak biraz bilgi verelim başkanım. İki takım da 76. ve 90. dakikada gol atıyor. En fazla gol attığı dakika bu Evet. dakika dilimi. 76. ve 90. dakikada kalp hastaları var Ona ise göre tedbirli ona göre olsunlar. tedbirli olsunlar Biz diyelim yine başkanım. 28. dakikaya bir şey ayıralım yani. Bir ayrı Bir paranteze ayıralım ayrı bir mı? parantez ayıralım. 28. dakikada bir gol bekleyelim yani Başkanım inşallah olur. Eğer yine. olursa da bu yeri ayrı bir parantezine alırız. Evet. Dediğimiz gibi futbolcu kardeşlerimize başarılar, teknik ekibimize, heyetimize başarılar dilerim. Allah yardımcıları Amin olsun. amin inşallah. Bu akşam bizleri mutlu ederler. Bu yayını izlediğimiz zaman inşallah mutlu bir şekilde yayınımızı izleriz başkanım. Evet. Şimdi Giresun'un hep yayınlarını Süper Lig'e çıkmadan önce hep şunu değindim başkanım. Giresunspor Süper Lig'e çıkarsa bu şehire çok fazla katkı sağlar. Şehrin kaderini değiştirir dedim. Sizce Süper Lig'e Giresunspor çıktığında şehirde neler değişti başkanım? Şöyle söyleyeyim. Tabii ki şehrin bütününün kaderini değiştirmek ayrı bir kavram ama Süper Lig'e bizim gibi şehirlerde takımın Olmasın. futbol takımının Süper Lig'de olmasının çok ciddi avantajı var. Nedir bu? Şehirde en azından maç zamanlarında ciddi bir hareketlilik sağlıyor. Şehre gelen ziyaretçi sayısını, şehre gelen ticari hareketi, şehirdeki o havayı bir kere değiştiriyor. Ayrıca şehirde bir sosyal, çok ciddi her hafta belirlenmiş bir sosyal etkinlik. Yani bu önceden planlanmış. Bir de bunun totalde baktığımız zaman çok ciddi bir ticari şeyi de var. Yani Şehrin hareketliliği de tanıtımında da var. çok büyük katkı Şehrin sağlıyor. tanıtımına bilhassa tabii çok ciddi bir tanıtım. Belki maliyete baktığımız zaman bizlerin karşılayamayacağı bir tanıtım ağına Onun sahip olmuş oluyor. evet. Bütün bunlara baktığımız zaman bu bizim açımızdan çok büyük bir avantaj. Tabii bunları düşündüğümüz zaman futbolla alakalı şeyimiz var. Tabii özellikle Süper Lig'de olmanın birçok avantajı var. Onun için hani Bunun bu değerini bilmemiz lazım büyük başkanım. şehirlerde olsa bu tür şeyler belki o çok hissedilmiyor. Yani İstanbul'daki bir takımın Süper Lig'de düşmüş olmak. olması, Süper Lig'den gelmiş olması, efendim Ankara'daki bir takımın çok bu kadar etkilemez ama bizim gibi şehirlerde çok ciddi bir etkisi oluyor. Onun için Süper Lig'de sadece çıkmış olmak değil, kalıcı olmak Evet. lazım ya. O çok Yani. önemli başkanım. Bir de bizim gibi futbolu seven şehirlerin, dediğiniz gibi onlara göre küçük şehirlerin daha ne diyelim lezzetli oluyor başkanım o Süper Lig Kesinlikle. olması. Kesinlikle. Hele ki yeni stadımızda da bu tür bir şeyin olması Süper Lig'le. Bizim öyle de bir özelliğimiz var. Yeni stat, Süper Lig aynı anda aslında şehre çok ciddi bir katkı sağladı. Stadımız da biliyorsunuz yani belki Türkiye'de sayılı stadlardan birisi. Kompleks olarak geçiyor. Tabii Spor kompleks kompleks olarak, olarak spor geçiyor. kompleks olarak geçiyor ki yani işte pandemiyle çok onu hissedemedik. Şimdi biz de bu arada hemen o caddemiz, o pazar caddesi, Evet, o onu. büyük bir cadde. O caddede de yapım çalışma, altyapı, üst yapı, ışıklandırma vesaire gibi O çok önemli çalışmalara başkanım. başladık. Şimdi o caddemiz inşallah 1-2 ay içerisinde bitirmiş olacağız. Tamamen asfaltlanmış mı olacak Sadece başkanım? asfalt değil, orada altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu, efendim su sistemimiz var, altyapıda geçen. Yine yan taraftaki açık kanalların yapılması, işte üst yapıda yine kaldırımların yeniden dizayn edilmesi, düzenlenmesi, asfaltının yapılması, ışıklandırmaların yapılması vesaire. Tabii orta refüjlerle alakalı bölmeler vesaire. Tabii o bölgede yine DSE'nin yine bir köprü projesi var. Çok önemli İçerideki başkanım. giriş çıkışların tahliyesi açısından yolların yeniden dizayn edilmesi çalışmamız var. Bu anlamda o bölgede hastanenin o kavşağıyla ilgili düzenlememizi hepsine baktığımız zaman bizim açımızdan çok ciddi maliyetli ama yapılması zorunlu olan bir çalışmaya başladık. Yaklaşık 3 haftadır çalışıyoruz o Evet. bölgede. Elektrikler de yine yer altına aldırttırıyoruz o bölgeyle alakalı. Tabii istiyoruz ki orada şimdi sadece mahalle içerisinden de giriş çıkış değil, aynı zamanda Dereli, Giresun Dereli yolu yolunu. üzerinden de bir bölgeye ulaşım sağlayalım. Maç girişlerinde ve maç çıkışlarında tahliyeleri de hızlı bir şekilde yapalım. Zaten o bölgede Şimdi hastanenin olması, efendim şimdi yeniden
nüfusun artmış olması orada zaten bir hareketlilik getirmişti. Bundan sonra da çok daha güzel bir şey yapmış olacağız. Başkanım şöyle de bilgilendirelim taraftarlarımızı. Zaman zaman sitem ediyorlar ama maç sonu trafik oluyor gibisine. Sizin de dediğiniz gibi Dereli yolunda mesela ben geçtiğimiz maç sonucu Dereli yolundan gittim. Orada jandarmalar bekliyor trafiği hızlandırmak adına. O yolu da Tabii, kullanabilirler. o yolu kullanıyorlar. Şimdi öbür köprü kısmımız yapılınca daha rantabl olarak kullanacaklar. Ama bir gerçek var. Şimdi ne kadar iyi olursa olsun o maç yolunda, o bölgede maç Trafik saatinde her zaman trafik olacaktır yani. oluyor. Çünkü beklenenin 15-20 katı, normalin belki 30 katı fazlalığında bir trafik hareketliliği var. Ama standartları iyileştirdikçe rahatlayacak. Çünkü otopark alanı giriş çıkışları çok daha rahat bir şekilde yürüyecek yani. Başkanım biz Süper Lig'de olalım da o yol bir saat geç gidelim evimize, sıkıntı değil. Evet. Yani yarım saat geç gidelim, arka taraftan dolaşalım. Gerekirse dolmuş, yani yürüyerek gidelim. Ben hep şöyle Olur söylüyorum. olur inşallah Süper Lig'de yeter ki. kalalım da diyorum. Hani şöyle olmuş, böyle olmuş, bunları ayrıntılarda boğulmayalım. Önemli olan Giresspor'un hangi ligde olduğunu, hani nasıl destek verdiğimize bakalım diyorum ben. Evet. Başkanımız da bu konu hakkında Evet. çok önemli. Bu o bölge açısından en azından. O altyapı ve yolun bakım açısından bir çalışmalar yapılıyordu zaten. Başkanımızla da bunu duymamız taraftarlarımızı da mutlu Tabii. etmiştir diye düşünüyorum. Başkanım yavaş yavaş programımızın sonuna geleceğiz ama şimdi dünyanın her yerinde izleyen bizi Belçika'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan aklıma gelmeyen birçok ülkeden izleyenler olacak. Onlara neler söylemek istersiniz? Onlar için neler düşünüyorsunuz başkanım? Nasıl, ne hissediyorsunuz onlar Valla için? şöyle Neler tabii söylersiniz? gündemimiz spor. Giresunspor'la alakalı olunca bir kere Evet. Giresunspor'u daha yoğun bir şekilde takip etsinler bence. Çok beklemedikleri güzel sonuçlarla karşılaşacaklarını düşünüyorum. İmkanı olan varsa da bir kere maça gelsin yani. O çok önemli. Ama bunun dışında biz de Giresun'da yaklaşık 2,5 yıldır çok ciddi belediye olarak çalışmalara imza atıyoruz. Şehrimizin bilhassa gurbetçilerimiz her geldiğinde aslında her gün günden güne daha da değiştiğini, daha da farklılaştığını, güzelleştiğini görüyorlar. Birçok sıkıntıyı, uzun yıllardır devam eden sıkıntıları böyle peyderpey çözerek devam ediyoruz. Yani sayabileceğim burada birçok işimiz var. Bunlar ışıklandırmalardan cadde düzenlemelerine, plaj bölgesine, millet bahçesine ve işte ne bileyim büyük balıkçı barınaklarına vesaire gibi birçok unsur var. Bunların hepsini böyle ayrı ayrı saymaya gerek yok ama. Şunu diyebilir miyiz başkanım? Her sene geldiklerinde farklı bir Giresun Tabii, görecekler. farklı bir Giresun görecekler. Giresun'la alakalı şu hedefimiz, aslında elimizde öyle tarif ediyorum ben, bir mücevher var. Biz onu parlatıyoruz. Gün geçtikçe daha güzel, daha böyle gösterişli bir şehir haline dönecek ki bu bize aynı zamanda bir ticari hareketlilik, bir ekonomik döngü olarak da dönecek şehrimiz. Yani şehre gelen insanlar bu şehirde kalmak istesinler, bu şehirde yaşamak istesinler. Yani hedefimiz, temel hedefimiz bu. Bu tabii ne olacak? Ticari olarak da bir canlılık getirmiş olacak şehrimize. İnşallah başkanım. Dediğiniz gibi o şey çok önemli başkanım. İmkanı olanlar Tabii Giresunspor'un tabii maçlarına tabii. gelsinler. Hani Gelsinler. Giresun'da değilse de İstanbul'da Tabii deplasmanda olanlar deplasmandaki maçları takip etsinler şöyle bir çünkü şey var bir başkanım. destek lazım yani. Deplasman yasağı var ama onun formülleri var. Arayan bulur diyorum ben. Detaylı bir şekilde anlatmayayım ama Yasak da formülleri var. kalkacaktır zannedersem, çok da uzamaz diye düşünüyorum ama tabii bilemiyoruz yani. Aslında o da bir etken, hani üzücü taraf başkanım. Süper Lig'deyiz. Buraya hani siz dediniz ya, sirkülasyon o gün içerisinde Giresun'da sirkülasyon olacaktı. Atıyorum bugün Galatasaray'la oynadığımızda Galatasaray taraftarının gelmiş olması, işte Adana Demir taraftarının Evet, gelmiş yani olması o o gün hareketliği şehirde. daha yaşayamadık biz çok o anlamda. Ama tabii sağlık her Evet. şeyin önünde geliyor. Yani eğer bir risk olacaksa da tabii ki onu bekleyeceğiz artık yani. Yapacak bir şey yok. Ama bunlar da yavaş yavaş normalde rayına girecek diye İnşallah düşünüyorum. başkanım. Taraftarlar, yani futbol taraftarlarla güzel, Evet. Giresspor taraftarlarıyla daha da güzel diyorum Evet, başkanım ben. inşallah. Şimdi son sorum olarak biraz da amatör sporu konuşmak istiyorum. Kayadevspor'un kaptanı olarak başkanım. Evet. Amatör spora da katkılarınız ve destekleriniz, malzeme yardımı gibi, futbol topu yardımı gibi birçok katkınız var başkanım. Amatör
amatör futbolunun kalkınması adına farklı bir projeleriniz var mı diyerek de son soru. Şöyle söyleyelim Murat, amatörle alakalı biraz önce söyledim. Temel fikrim şu, amatörün desteklenmesi lazım. Evet, katılıyorum. Yani profesyonel lig tabii ki çok ciddi bir reklam şeyi var, etkisi var efendim. Çok ciddi bir ekonomik etkisi var ama amatörden gelen o amatör ruhu bizim yaşatmamız lazım. Evet Bizim başkanım. şehrimizin de böyle bir ruhu var. O ruhu bir şekilde eldeki imkanlar ölçüsünde beslemek gerekir. Biz onu işte her sene işte malzeme yardımıyla, işte top yardımıyla, ne bileyim yakıt yardımıyla Vazgeçer, evet. böyle bu tür şeylerle böyle ayakta tutmaya çalışıyoruz. İstiyoruz ki yani amatör eskiden beri var olan o amatör ruhu hem canlandıralım hem de oradan gençlerimiz bir taraftan yetişsinler ki bu aynı zamanda Giresunspor'un altyapısını da oluşturuyor. Ya yani Giresunspor'un altyapısını ben sadece Giresunspor'un amatörü olarak görmüyorum ya. Tüm amatör. Şehirdeki tüm amatör aslında Giresunspor'a hizmet eder. Normalde bizim ana takımımız Giresunspor. Oralardaki arkadaşlarımıza bakarsın çok yetenekli bir gencimiz çıkar oradan. O gençleri bir taraftan destekleyelim ki bir Tabii ki. Giresunspor'a da ciddi bir desteği olsun yani. Başkanım şöyle de bir şey var. Giresun'da yapacaklarımız gençler olarak sınırlı. Sınırlı olduğu için onlara futbola yönlendirmek çok önemli başkanım. Tabii. Bu yaş kategori ayırmadan atıyorum 20 yaşındaki genç de 18 yaşındaki genç de 15 yaşındaki genç de hatta daha da inelim 13 yaşındaki bir çocuk da futbolun içinde olmalı. Çünkü maalesef Giresun'da sınırlı. O da küçük şehir Evet, olmamızın evet. kaynaklı. Onları teşvik etmek, bu açıdan teşvik ettiğiniz için spor malzeme yardımlar için ben bir amatörün içinde olan birisi olarak sizlere teşekkür ediyorum Estağfurullah, başkanım. sağ olasın. Umarım Giresunspor yani Giresun adını Giresun kimliğine Giresun yazan futbolcularımızın sayısı profesyonel takımlarda artar diyorum. Evet. Bunun kaynakları veya bunun yolları nedir? Bu ayrı bir gündem maddesi ama inşallah bunlar da aşılır, aşılmalıdır da. Bizler de bu konuda elimizden gelen gayreti yapmaya çalışıyoruz başkanım. Çünkü daha önce geçmişte yaşadığımız belli bir sebeplerden dolayı gençlerimizi onları yönlendirmemiz lazım. Son olarak başkanım, izleyicilerimize neler söylersiniz? Bu akşam dediğimiz gibi çok önemli bir maçımız var. Yaklaşık olarak sanırsam bir iki saat, iki üç saat bir zaman dilimimiz var maça. Valla şu Neler söylersiniz anda başkanım? hani büyük ihtimalle bu şeyimiz programımız herhalde Pazar maç akşamı. Pazar sonrasında akşamı yayınlanacak. yayınlanacak. Zaten o zamana kadar sonucu görmüş olacağız ama istiyoruz ki biraz önce dediğimiz gibi kazanan biz olalım. İnşallah başkanım. Yani takımımızın yenemeyeceği bir takım yok. Onun için şimdi heyecanla maç saatini bekliyoruz. Başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Ben Şimdi teşekkür ederim. bu programda neden siyaset konuşmadın diyenler çıkacaktır. Onlara da şöyle söyleyelim. Siyasetle alakalı bölümü İlerleyen günlerde babamla Evet. başkanımız özel konuşacaklar. Biz başkanımın spor, bu tarz sporla alakalı bir program olmadığı için başkanımla spor konuşmak istedik. Sağ olsun, var olsun bizi de kırmadı. Sağ olun. Futbol konuştuk, Giresun'u konuştuk ve Giresun sporunu konuştuk. Başkanım ben bu yayın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Muratçığım. Bize de böyle bir fırsat tanımış oldun. Tabii benim için de bir değişiklik oluyor. Yani hep siyaset konuşmak yerine arada bir spor Değil mi? konuşalım yalnız. Ara ara o zaman başkanım. Evet, Ben teşekkür sizi ediyorum. yayınlarımıza Evet, konuk sağ alalım olasın. diyelim. Bizi izleyenlere hayırlı günler dilerim. Akşam izleyenlere de hayırlı akşamlar dilerim. Hep son sözüm olarak başkanım ben yayınlarımda şunu söylüyorum. Allah herkesin kalbine göre versin. Evet. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun diyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça Evet, kalın. sağ ol. Giresunspor'a dair her şey bu kanalda. Murat Ümit Uzun kanalına abone olmadıysanız lütfen abone olun.